İnsan ömrünü uzatan Mucize Sebzelerin ikinci bölümüne lahana ile başlıyoruz. Lahana. Lahana, kansere karşı etkili olduğu bilinen sebzelerin başında gelir. Bol miktarda B, C ve E vitamini ve ayrıca potasyum içerir. Özellikle meme ve rahim kanserlerine karşı etkilidir. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Kandaki şeker miktarını düşürür. Sarılık ve safra kesesi hastalıkları için de oldukça iyidir. Lahananın astıma faydalı olduğu biliniyor. Bağırsak kanserine karşı da oldukça etkili. Lahana kanser hücrelerinin üremesini engelleyen kimyasal bir madde içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre haftada bir gün lahana yiyenlerin bağırsak kanseri olma riski 3'te 2 oranında azalıyor. Kereviz. Kerevizde B vitamini, demir ve kireç vardır. Kereviz unutkanlığı ve sinir yorgunluğunu giderir. İdrar söker, böbrek, taş ve kumların düşülmesine yardımcı olur. Ayrıca kereviz kan ve süt yapar, karaciğeri temizler. Şeker, yüksek tansiyon ve romatizmada da oldukça faydalıdır. Patates. Patates, kızarmış yemezseniz kilo aldırmaz. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler. Yorgunluğa karşı birebirdir. Bol miktarda C vitamini ve protein içerir. Halsizliğe karşı etkili. Vücuda enerji veren madde olan karbonhidrat içeren patates, C ve E vitaminleri ve beta karotin açısından oldukça zengindir. 100 gram patateste 80 kalori, 2 gram protein, 17 mg karbonhidrat, 7 mg kalsiyum, 53 mg fosfor, 20 mg C vitamini vardır. Yılın hiçbir zamanı bulmakta güçlük çekmezsiniz. Her zaman söylenir. Bir kez daha söylense sorun olmaz. Patatesin besin değerinin büyük kısmı kabuğunda olduğundan soymak yerine özel bıçak ile kazımak daha iyidir. Kabukları soyularak pişirilen patates C vitaminini %25 oranında kaybediyor. Bu nedenle patatesi fırında kabuğuyla veya buharda ya da az suda pişirmek daha uygundur. Karnabahar. Karnabahar zihin yorgunluğuna iyi gelir. Afrodizyak özelliği vardır. Sinirleri kuvvetlendirir, idrar söktürür. Dalak hastalıklarına iyi gelir. Şeker hastalıklarında faydalı olduğu da biliniyor. Kabak. Tohumları tenya veya kurt düşürücü olarak bilhassa çocuklarda kullanmaktadır. Tohumlar diş kabuklarından ayrılarak dövülür, şekerle karıştırılarak verilebilir. Ortalama doz çocuklarda 40 gram, büyüklerde takriben 100 gramdır. Kabak çok besleyici özelliktedir. C ve B1 vitamini ihtiva eder. Pişirilen etli kısmı yiyecekten başka çıban ve şiş yerlere lap olarak da tatbik edilebilir. Ispanak. Kalp hastalıklarına, felce, yüksek tansiyona, yaşlılığın getirdiği göz hastalıklarına, kansere, hatta psikolojik rahatsızlıklara karşı da etkili bir sebzedir. Göz hastalıklarına ve derideki leklenmeye karşı oldukça etkili olduğu söyleniyor. Ispanak içerdiği iki kimyasal madde sayesinde görme bozukluklarına karşı da etkili. Haftada 6 kez ıspanak yiyenlerin %86 oranında yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan derideki lekelenmeler gibi bir sorunların olmayacağını gösteriyor. Ayrıca yaşla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarına karşı da etkili. Bir porsiyon ıspanak günlük demir ihtiyacınızın 1/10 birini karşılıyor. Havuç. Havuç haftada 5 kere yendiği takdirde Harvard'ın araştırmalarına göre kadınlarda kalp enfarktüsünü, felç tehlikesini %68 oranında azaltıyor. Günde 2 havucun erkeklerde kandaki kolesterolü %10 oranında azalttığı görülmüştür. Her gün yenen bir havuç da akciğer kanseri tehlikesini yarı yarıya indiriyor. Havuçtaki beta karotin de gözleri yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından koruyor ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
Havuç, mide ve bağırsak kanamalarını önler, kansızlığı giderir. Anne sütünü artırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarına iyi gelir. İdrar ve bağırsak gazlarını söktürür. Ülserdeki şikayetleri giderir. Kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını da engelliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Domates. Domates, kanserden koruyucu ve yaşlanmayı zihinsel ve bedensel olarak yavaşlatıcı bir sebzedir. C ve E vitamini deposudur. Domates zengin bir potasyum kaynağı olup çok az miktarda tuz bulunur. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve vücudun su tutmasını engeller. Kalp hastalıklarına ve prostat kanserine karşı da oldukça etkilidir. Araştırmalar domatesin prostat kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Haftada en az 2 kez domates yiyen erkeklerin diğerlerine oranla prostat kanserine yakalanma riski az görünüyor. Buğday. Lifli gıdalar sağlıklı bir beslenmenin temelidir. Buğdayın dış kabuklarından elde edilen kepek de genellikle mısır gevreği türü yiyeceklerle tüketilir. Kepekli buğdayın undan yapılan kurabiye ve benzerleri bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Buğday tanesinin özü olağanüstü besleyicidir. Vücudun özümsediği kalsiyum, demir ve çinko burada depolanır. Besin değeri potansiyel olarak yulaf ve mısırdan daha yüksek olan buğday, bağırsak ve rektum kanserini önleyici faktörle eşleştirir. Ama yulaf ve mısıra kıyasla sindirimi biraz daha zordur. Brokoli. Brokoli, kansere karşı bizi koruyan ve ömrümüzü uzatan müthiş bir sebzedir. Çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine birebirdir. Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli, vitamin deposudur. Brokoli tutkunlarında ender olarak bağırsak ve akciğer kanseri görülür. Kalp dolaşım hastalıklarına da pek fazla rastlanmaz. Kadınlarda göğüs kanserini önler. Göğüs kanserine ve spina bifida hastalığına karşı etkilidir. Brokoli bol miktarda göğüs kanseri riskini azaltan indole adlı bir madde içeriyor. İndole göğüs kanserine neden olan östrojen bozukluklarını engelliyor. Ayrıca brokoli spina bifida hastalığının oluşmasını engellemektedir. Buraya kadar anlatmış olduğumuz mucize sebzeler bize gösteriyor ki hayatımıza organik ve doğal besinler yer verirsek pek çok hastalıktan kurtulmuş oluruz. Ömrü uzatan mucize sebzelerin ikinci bölümünü bitirdik. Şu ana kadar yaklaşık 20 sebzeden bahsettik ve bu 20 sebzenin zamanında ve mevsimde tüketildiğinde vücuda sağladığı yararlar azımsanmayacak ölçüde. Lütfen sebzeleri soframızdan eksik etmeyelim. Sağlıklı, uzun ömür diliyorum.